Bugün sizlere akademisyenler için çok faydalı olabilecek bir cep telefonu Google Play Store'da bulunabilen uygulamayı tanıtmayı amaçlamaktayım. Uygulamanın ismi Pocket. Google Play'e giriyorsunuz. Pocket İngilizce telaffuzu olmayanlar için yazıyorsunuz ve aramaya bastığınızda çıkıyor. Pocket Save Grid Rev şeklinde. Oradan basıyorsunuz, bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Benim bilgisayarımda yüklü olduğu için tekrar indirmeme gerek yok. Program kurulduktan sonra basıyoruz, açıyoruz. Burada tabii kendisi bir İngilizce sistem yüklü olarak geldiği için burada o kendi yüklü olanları duruyor. Ayarlarda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada save kaydedilmiş şeyleri gösteren dosya var. Bu da ana ekranı getiriyor. Pocket'i kurduktan sonra cep telefonumuza asıl işlevi bundan sonra başlıyor. Nasıl? Google'da diyelim ki bir araştırma yapıyoruz. Araştırma yaparken Google'da mesela İslam hukuk usulü tarihi veya İslam hukuk tarihi, ben İslam hukukçusu olduğu için tarihi diye bir arama yaptım. Bastım aramaya. Tabi burada ne çıktı çok da önemli değil. Kitap ismi çıkıyor. Falan. İslam hukuk tarihi dendiğinde İslam hukuk tarihiyle ilgili çeşitli şeyler, İslam veri falan çıkıyor. Burada tabi çok genel bir arama yaptığım için biraz daha aramayı daraltalım. Yani mesela ne diyelim? Fenomenoloji mesela fenomenoloji nedir diye soralım. Sorduğumuzda çıktı, burada sözlük çıkıyor. Wikipedia'dan şeyi çıkıyor. Şimdi mesela Wikipedia'nın açtım. Bunu şu anda okuyacak vaktim yok. Ne yapıyorum? Yapmam gereken şey şurada 3 nokta var. Burada paylaş tuşu var. Paylaş tuşuna bastığımızda Pocket'ı, Add Pocket kısmını seçiyoruz. Şu anda bu bilgi Pocket'a kaydolundu. Tekrar şimdi dönüyorum. Başka işte bir gazeteden fenomenolojinin tanımı vermiş. Bunu da okuyacak vaktim yok. Gene 3 noktaya basıyorum. Paylaşın karşısında zaten Pocket'ın simgesi olduğuna göre direkt ona basmam yeter. Şimdi bunları benim cep telefonundaki Pocket programına kaydetti. Şimdi yapacağım işlem nedir? Bir vaktim oldu, okuyabileceğim. Döndüm. Pocket programını açtım. Birinci maddeye tıkladım. Şimdi burada bunu açıp okuyup ondan sonra bunu kaldırabilirim. Artık ona ihtiyacım kalmamışsa kaldırabilirim. Ama ihtiyacım var, önemli bir şeyse kalabilir. Bunun daha özgün bir özelliği, bunu okuyacak vaktim yok, elime cep telefonu alıp okuyamam, ama şurada kulaklık simgesi var. Ona basıyorum. Kulaklık simgesine Fenomenoloji nedir? Fenomenoloji, göründü bilim, örnekleri, temsilcilik. orada yazılı metni sesli halde okuyor. Tabi burada hızı arttırma artı ile veya eksiye basarak eksiltme imkanım var. Ayrıca ileri geri tuşlarıyla onu kontrol etme imkanım var. Ve Bastığım zaman hakkında kısaca okuyor. bilgi. Hürriyet. Şimdi bu okuma yaparken ben bir yandan da metni gözümden kontrol etmek isteyebilirim. O zaman şu yukarıdaki simgeden aşağı çekiyorum. Aşağıda okumaya November başlıyorum. 30, 2. Fenomenoloji, göründü bilim, felsefi bir kavram olarak dünya çapında kabul görse de yalnız felsefe alanında değil, sosyoloji ve psikolojide de etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğu açıktır. Görüldüğü gibi yazılı metni okuyarak takip etme imkanı veriyor. Daha sonra bu bittikten sonra öbür kaydettiğim neyse onu açıyorum. Burada da gene istersem okuyabilirim, istersem kulaklık sembolüne bakarak Fenomenoloji, dinlemeye Wikimedia Foundation, Inc., geçebilirim. November 30, Devam 2. Gezinti eder. kısmına atla, arama kısmına atla. Ve görüldüğü gibi bunları dosyalayabilirim ki burada birike biliyor. Orada eklenen en son kayıtlar. Bu ayrıca diğer mesela tabletimize kurduğumuzda ondan da senkron olabiliyor. Tabi burada yapılması gereken
kullanıcı adıyla giriş yapmak, yani bu bu genellikle mail adresi oluyor. Her iki tablette de ve telefonda da kullanıcı adının aynı mail adresi ve şifrenin aynı olması gerekiyor. Böyle olunca senkron olabiliyor. Yani cep telefonuna kaydettiğiniz bir bilgiyi tabletten de açıp okuyabiliyorsunuz. Hatta bunun bilgisayar programı şeklinde olan da var. Fakat bilgisayarda bu sesli okuma kısmı yok. Yani depolayabiliyorsunuz ama sesli okuma kısmı yer almıyor. Yani şimdi buradan kaydetmişsiniz. Burada kaydedilenleri bir liste haline bastığınızda görebiliyorsunuz. Şu anda okumaya devam edeyim mi diye kısmı. Bunların kaydettiklerinizi yıldız işareti koyarak favorilere ekleyebilirsiniz. Ya da burada işte arşive ekleme, silme ve ona çeşitli etiketler ekleyerek sınıflandırma gibi eylemlerde bunu kullanmamız mümkün. Bu çok faydalı. Akademisyenler için faydalı olabileceği gibi günlük gazeteleri veya haberleri takip etmek isteyen ama onları okuyacak vakti olmayan insanlar için de faydalı bir programdır. Bu tür program tanıtımı ya da cep telefonunda veya bilgisayarlarda akademisyenler için, araştırmacılar için faydalı olan programları tanıtmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyoruz.